Uğur Metal, Küçük Sanayi Sitesi, 6. Cadde, numara 15. Göstergesidir. Toplum gelişmek, özgürlükler içinde yaşamak, barış ve huzur içinde olmak istiyorsa önce insandan yola çıkmalı ve kadının da insan olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmemelidir. Kadınlar eşleri, boşandıkları eşleri tarafından şiddet görmekte ve cinayete kurban gitmektedirler. Olayın en dramatik ve vahim niteliği kadınların en çok güven duydukları, sevgi ve saygı gösterdikleri, en çok güvendikleri insanlar tarafından kendi yuvalarında, kendi yavrularının gözleri önünde şiddet görmeleri veya cinayete kurban gitmeleridir. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Bu şiddet kadının fiziksel, ruhsal, cinsel, ekonomik ve sosyal yönden zarar görmesine, acı çekmesine neden olur. Şiddet ayrıca kadının onurunu incitir. Kişiliğini gelişmesini engeller. Temel hak ve özgürlüklerini kullanamaz hale getirir. Aile içi şiddet en çok kadınları ve çocukları mağdur etmektedir. Çocuğun tanık olduğu şiddet onları ve aileyi olumsuz etkilemekte, toplumun yapısını bozmaktadır. Toplumun yapısının bozulması, çarpık değerlerin tercih nedeni olması, insanların hem birbirlerine olan hem de içinde yaşadıkları topluma olan güvenliğini tehdit etmektedir. Çoluk Baromuz'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tertip ettiği program nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu hem bu günün anlam ve önemini vurgulayabilmek adına hem de adliyemizin ve baromuzun sosyalliğine bir katkıda bulunması adına çok güzel bir faaliyet. Kadın hakları, Dünya Kadınlar Günü dendiği zaman doğal olarak akla kadına yönelik şiddet daha ön plana çıkıyor. Bu konuda ben kadına şiddetin önlenebilmesi için en önemli hususun sağlıklı bir aile ortamının ortaya konulabilmesi olduğunu düşünüyorum. İyi bir aile varsa gerçekten güçlü, güvenli bir kadın da var. İster kız evladımız olsun, ister kız kardeşimiz olsun, ister annemiz veya eşimiz olsun. Bu anlamda aile mefhumunu da modern zamanların bireysellik rüzgarlarına kurban etmeden ama kadına da vermemiz gereken en önemli değeri vererek onu çıkartabileceğimiz en âli makamlara, mevkilere çıkartarak korumamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu münasebetle yeniden Dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlarımıza, tüm dünya kadınlarına, ülkemiz kadınlarına daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kadınların toplum içerisindeki yeri, varlıkları, katkıları tartışmasız bir gerçektir. Kadınlarla ilgili hem uluslar hem de uluslararası düzeyde çeşitli yasal mevzuatlar söz konusudur. Bu mevzuatlarla ilgili biraz sonra hakimlerimiz de gerekli olan sunumları yapacaklar. Hem anayasamızda hem de Türk Medeni Kanunumuzda bu konuda koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmıştır ve alınmaya devam edilmektedir. Özellikle bu hususta Türk Medeni Kanunu'nda ve anayasamızda çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Yine özel yasa niteliğindeki 6284 sayılı ailenin kanunması, korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun da bu konuda koruyucu ve destekleyici çeşitli tedbirler almıştır. Yasanın birinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler özellikle kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanun düzenlemelerin esas alındığı,
Bu kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınlara cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamayacağı amir hükmü bağlanmıştır. Kıymetli hakimlerimiz, bu konuyla ilgili biraz sonra az önce dediğim gibi sunumları yapacaklardır. Ben yeniden buramıza ve emeğe geçen tüm avukat meslektaşlarımıza bu katkılarından ve organizasyonlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çorum Barosu olarak bir seminer yapmak istedik. Çorum Barosu Çocuk ve Kadın Hukuku Komisyonu olarak. Ve komisyon toplandı. Toplandık ama dedik ki biz adliyede avukatlar, hakimler, başvuranlar, başvuran vekilleri, mahkemede görevli kadrosu olan sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, PDR kadroları hepimiz 6.284 sayılı yasayı ya talep ediyoruz, ya uygulanmasını istiyoruz ya da o sayı, yasayla ilgili sosyal inceleme raporları hazırlıyoruz. Raporlar hazırlıyoruz, dosyalara koyuyoruz. Ya da erken ilgili izin davaları açıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları çeşitli şekillerde yapılıyor. Biz de kendi aramızda hukukçular olarak ve bu kanunda rolü geçenler olarak bir eğitim yapalım, farkındalığımız artsın, işin uzmanları bize anlatsın, eğrisi doğrusu neymiş görelim, yaşayalım. Yasa metni sadece kağıt üzerinde mi kalıyor, dosyalarımıza nasıl yansıyor onu görelim istedik. Nitekim mahkemelerde bu konu 6.284 sayılı yasa değişik iş kaydıyla görülen dava konusu. Dolayısıyla üst mahkeme, istinaf ve yargıtay incelemesinden geçmiyor. Hakimlerimizle de görüştük, onlar da bu yönde. Ve dolayısıyla her mahkeme, her hakim nezdinde değişik uygulamalara tabi olabiliyor. Uygulamada birlik var mı? Hani biz kendimiz karar arıyoruz, bir mahkeme nasıl karar vermiş, öbür mahkeme nasıl karar vermiş bilmiyoruz. 6.284 sayılı yasa yetkiyi hakime veriyor. Hakime verdikten sonra hakim kararını veriyor. Uygulamada neler oluyor onu bilmiyoruz. Uygulayıcılar uygulayabiliyor mu onu göremiyoruz. Biz bunu eline boyuna konuşalım. Hem sohbet edelim, hem eğitilelim, hem öğrenelim istedik. Bu sebeple de Aile Mahkemesi hakimlerimizle görüştük. Onlar da çok olumlu karşıladılar, sağ olsunlar, destek oldular. Yani bugüne kadar emek vermiş anneleri, eşleri, kız evlatları olduğu için kimseyi dışarıda tutmak istemiyorum zaten. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün benim sizlerle üzerinde konuşmak istediğim konu erken evliliğe izin konusu. Buna aslında çocuk evliliği demek daha doğru. Çünkü biliyorsunuz medeni kanunumuz mevcut düzenlemeleri itibariyle 16 yaş ve 17 yaş grubundaki çocukların evlenmesine imkan tanıyor. Ben bu anlamda öncelikle bu konuyu sınıflandırmak istiyorum daha anlaşılabilir olması açısından. 4 başlık altında ifade edeceğim ben bu konuyu. Öncelikle kanuni düzenlemelere dayanacağım. İkinci kısımda uygulamada karşımıza geliş şekli nasıldır? Bu konu üzerinde biraz tartışmak istiyorum. Ardından bunun sonuçları nelerdir? Bu düzenlemelerin sosyal hayatı ve hukuk hayatına etkileri nelerdir? Buna ele almayı son olarak ise bu konuda yapılabilecek olanlar üzerinde durmayı istiyorum. Eğer belli bir ihmale maruz kalırsa, ailesinde ihtiyaç duyduğu sevgiyi, ilgiyi göremez ise, sonuçta bir insandan, bir çocuktan bahsediyoruz. Mutlaka bir boşluk oluştuğu zaman onu farklı şekilde doldurma ihtiyacı hissedecektir. Önemli olan bu noktada çocuğu bu duruma getirmemek belki de. Ailelere de çok iş düşüyor o anlamda.